Manşete hoş geldiniz. 22 Haziran 2022. Ee, bazı seyircilerimiz diyorlar ki her gün program yapsanız da o kadar çok gündem var ki o kadar çok konuşacak şey var ki dinlenmeyin. Böyle ara vermeyin. Ara verdiğim falan yok. Haftada 3 program yeterli. Fazla bile bence. Çünkü Türkiye'de gündem yok. Herkes gündem var zannediyor ama gündem yok. Söyleyin bana Haziran ayında ne oldu? Son 20 gün içerisinde gerçekten Haziran ayına damgasını vuran 1, 2, 3 hadise sayın. Her gün yaşadığımız olaylar, diyelim ki Marmaris'te orman yangını, diyelim ki bir milletvekiline polisin atarlanması, diyelim ki mültecilerin üzerine yürünmesi, e, diyelim ki kürsüden edilen bir laf, diyelim ki İçişleri Bakanı'nın işte beni gözetliyorlar, beni izliyorlar, beni kameraya almışlar demesi. Şimdi bütün bunların hepsi gündem maddeleri, baktım ben. Her gün önümden akıyor. Ama açıkçası çoğuna tıklayıp içine okuma gereği dahi duymuyorum. Neden? E çünkü bunlar hepsi sonuç. Evet bir televizyon haber merkezinde yetişmişseniz olan biten her şeyi bir son dakika mantığıyla, bir flash gelişme mantığıyla aman yayını keselim verelim, sunucuya bir kağıt uzatalım söylesin bunu. Yeni görüntüler geldi. Bu mantıkla ele, alınması, ele alındığını bilirim, iyi bilirim. Oradan geliyorum çünkü. Fakat bugün Türkiye'de yaşanan gelişmelerin hemen hepsi sonuç Sonuç. O açıdan ilgimi çekmiyor. O açıdan da her bir gelişme için de bir program yapmak, 5-10 dakika konuşmak lüzumsuz manasız. Basına sansür yasası geliyor, Türkiye kapanıyor. Evet, o KJ'ye bana bunu yazdıran bu. Basına sansür yasası geliyor, işte dezenformasyon adıyla herkesi susturacaklar. Sonuç, 10 yıldır adım adım geliyor bu zaten. NTV siyasi tartışma programlarını AKP'liler Konukları karşısında eziliyor diye yayından alalı kaç yıl oldu biliyor musunuz? 11 yıl oldu. 2011'de NTV televizyonu siyasi tartışma programlarını bu gerekçeyle kaldırdı. Neden? Çünkü biz stüdyoya AKP'li, CHP'li, HDP'li neyse işte o tan her tandanstan insan çağırıyorduk. Fakat AKP'li konuklar veya hükümet politikalarını destekleyen konuklar karşısındaki konuklar karşısında eziliyordu. Karşısındaki konuklar karşısında bir şey söyleyemiyordu ya da yeniliyordu. Karşıdaki 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 konukların argümanlarına cevap veremiyordu, partisini veya hükümeti savunamıyordu. O yüzden NTV güç durumda kalıyordu. Ondan dolayı siyasi e, pro, e, tartışma programlarını 2011 itibariyle kaldırdı. Haberiniz var mı? Kaç sene geçmiş? 11 sene. Gezi olayları 2013 Haziran bu aylarda bundan tam 9 yıl önce yaşandı. 9 yıl yahu. O gün 12 yaşında olan çocuk bugün seçimde oy kullanacak ve gezi olaylarını hiçbir kanal veremedi. Benim kanalım verdi. 7-24 yayın yaptı muhabirli hem de. Yerinden canlı yayın yaptı. Ama hiçbir kanal veremedi. NTV veremedi. Habertürk Taksim'de merkezi olmasına rağmen veremedi. CNN Türk meşhur penguen belgeselini yayınlayan kanaldır. Şimdi oradan çıkmış kimi unsurlar çeşitli mecralarda gezi işte bizim gururumuzdur biz oradaydık falan filan diye atıp tutuyorlar ama İçinde bulundukları kanalda iki lafı bir araya getirip söyleyemediler. Tweet atamadılar. O günkü bütün tweet arşivleri, capsleri falan hep hala benim arşivimde durur. Yok bir tane örnek gösteremezler. Biz oradaydık işte gezi mücadelesini verdik. Referandumda şöyle mücadele verdik. Bu hükümete karşı atıp tutuyorlar. Hepiniz Aydın Doğan'ın, Şahengin, Turgay Cinler'in ekmeğini yiyordunuz o sırada. Ağzınızı açıp tek kelime edemezdiniz. Tek tweet atamazdınız. İnsan kaynaklarından çağırır çıkışınızı verirlerdi. Atıp tutuyorlar şimdi sağda solda. Biz bilmiyor muyuz? Hepinizin cemaziyel evvelini biliyoruz. İsim isim. Tweet tweet. Kurum kurum. Arkadaşlarınıza sahip çıkamadınız. Hatta arkadaşınızın görevine son verildi. Onun koltuğuna oturdunuz yayın yaptınız. Şimdi Halk TV'de ekonomiyi analiz ediyorsunuz. Tweet atıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi diyorsunuz. İsim isim hepinizin cemaziyle evvelini çıkartabiliriz. Dolayısıyla bugün Türkiye'de yaşananlar sonuçtur sonuç. Türkiye'de yaşananlar bir gündem değil. Bir gündem kalabalığı, bir açıkçası başlık kalabalıklığı. Gündem kalabalıklığı da değil. Başlık kalabalıklığı. Ama mesela Haziran ayında ne oldu diye bana sorarsanız ben de hafızamı zorlarım. Size iki gelişmeyi söyleyebilirim. Mesela derim ki evet ilk defa Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak kendi ismini telaffuz etti. O açıdan önemli. Yani bu hep hatırlanacak Erdoğan şu tarihte aday olduğunu açıklamıştı diye. Yine derim ki mesela Hablemitoğlu soruşturmasında çok enteresan gelişmeler oldu ve eski özel harekatçı işte ordu mensuplarına tutuklamalar geldi. Levent Göktaş kaçtı İşte efendim ee, Fikret Emek tutuklandı. İşte önce ev hapsine çıkarıldı, tutuklandı. Soruşturmada enteresan gelişmeler oluyor. Nereye gideceğini merakla izliyoruz ama yarın öbür gün Hablemitoğlu olayına ilişkin bir şey, bir çalışma yapılırsa, bir belgesel, kitap her neyse, mutlaka Haziran 2022'deki bu gelişmeler, bu gelişmeler e önemli bir bölüm ayrılacak. Bana göre mesela Haziran ayındaki gelişmelerden biri de buydu. Onun dışındaki gelişmeler fasafi so. Evet işte Yeneroğlu bir milletvekiliyle tartışmış bir e, Afrika kökenli yurttaşımızın Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının işletmesine dönük tacizler varmış vesaire. Milletvekili e, şey polis milletvekiline atarlanmış karşılıklı parmak sallamışlar falan filan. Ya arkadaş daha haftalar önce bir polis bir milletvekiline çivilerim seni dedi. Çivilerim seni dedi çivilerim. Çivilerimin ne demek olduğunu bilen bilmeyeni anlatsın. Kimsenin gıkı çıktı mı? Ona gıkınız çıkmazsa öbürü de öbürüne parmak sallar. Lanlı lunlu konuşur. Öyle olur böyle olur. Dolayısıyla gündem değildir. Yeneroğlu'nun başına geldiğinde atarlanmak değil. Orada çivilerim seni dediğinde bir milletvekilinin kimliğine bakmaksızın nasıl sen bir milletvekiline böyle yaparsın. Yarın öbür gün sen buna böyle yapıyorsan öbürünü de öyle yaparsın falan diye buna ses çıkarmaktır esas olan. Ama maalesef e, Türkiye'de hemen her analiz kimliğe bakılarak yapılıyor. Kimliğe bakılarak yapılıyor. Hüviyete, kimliğe, aidiyete, mezhebe, meşrebe buraya bakılarak yapılıyor. Maalesef. Başlayalım mı? Basına sansür yasası Türkiye kapanıyor derken onunla başlayalım. Basına sansür yasası veya dezenformasyon yasası iktidarın tabiriyle yola çıktığı geliyor. Meslek örgütleri dört bir yanında ülkenin eylem yapmaya çalışıyorlar. Gazeteciler, gazetecilik cemiyetleri, basın konseyi, sendikalar vesaire. Zeynel Lüle demiş ki İstanbul Şişhane meydanındaki meslek örgütlerinin protestosu fiyaskoydu. 50-60 kişi. Aynı şekilde Canan Kaya birbirine selam vermekten imtina eden insanlar mı direnç gösterecek diyor kahrolduğumuz bir gün oldu. Evet hala öyle insanlar bir dayanışma bildirisinin altına dahi birlikte imza atmaktan çekiniyor ve bu değişmeyecek. Değişmeyecek dilimizde tüy bitti dayanışmak gerekiyor yan yana durmak gerekiyor aynı mahalleden olan insanlar elbette yan yana durur birbirinin hakkını savunur mühim olan senin gibi düşünmeyen senin gibi yazmayan senin gibi söylemeyen insanların da hakkını savunmak ben o Kürt gazetecilerin gözaltına alındılar ve tutuklandılar 16'sı geçtiğimiz hafta unutuldu şimdi konuşulmuyor. Kimiyle fikriyatım uyuşur, kimiyle uyuşmaz. Kimiyle ideolojim uyuşur, kimiyle uyuşmaz. Düşüncelerim benzeşir veya benzeşmez. Haber yapma biçimlerini eleştiririm veya eleştirmem. Hiç onunla ilgili bir satırımı gördünüz mü göremezsiniz. Mesleki haysiyet, namus ve dayanışma kültürü bunu gerektirir. Bugün Ankara'da, ulusta Atatürk anıtında böyle bir eylem olmuş. Biraz daha kalabalık şeye göre, ...İstanbul'a göre. Şimdi Marmaris'teki yangın... ...işte gene sıcaklıklar çok yükseldi. Avrupa'da yanıyor. Şu anda benim yaşadığım yerde sıcaklık 27 derece ve... ...burada sıcaklık 30 ve üzerine çıktığında kavruluyoruz. Coğrafyanın da etkisi olabilir. Türkiye'de bu sıcaklıklarda çok fazla etkilenmezdik ama... ...Avrupa'da etkileniyor insan. Belki de kuru olmaz. Havanın kuru olmasının da tesiri vardır bilmiyorum. Her neyse... Yangınlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim bugün bu yayında çünkü bölgede değilim, bölgeden bildirmiyorum, gelen bilgileri teyit etme şansım yok. Onu bu işi yapan arkadaşlara havale ediyorum. Fakat İletişim Başkanlığı Marmaris'teki yangınlarla alakalı diyor ki attığı tweette yani diyor ki ortalığı karıştırmayın, yanıltıcı bilgi yaymayın diyor. Nerede diyor? İşte şu satırda. Bu tweetin bu satırında kamu düzenimizi hedef alan her türlü dezenformasyon. Şimdi bu cümleyi özellikle koymuş oraya. Niye? Çünkü bu gece gelmesi gerekiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ertelenmiş galiba. Birazdan ona da bakacağız. Manisa'da nerede bu devlet? Nerede işte efendim gece görüşü olan ne bileyim helikopterler, yangın söndürme uçakları? Geçen sene bu sözü vermiştiniz şimdi tutmadınız. Filan... Ee, Oradan attığınız her türlü tweet, çektiğiniz her türlü görüntü, olayın içinde bile olsanız, sokağım yanıyor, nerede itfaiye falan deseniz dahi bu kamu düzenine hedef alan bir dezenformasyona girebilir ve siz 3 ila 5 yıl hapis cezasıyla yargılanabilirsiniz. Türkiye kapanıyordan kastım bu. Bu yasa geliyor şu anda. Ve iletişim başkanlığı, Cimer yani Türkiye'nin propaganda bakanlığı, sarayın propaganda bakanlığı attığı bu tweetle gelen sansüre dikkat çekiyor. Bak diyor, dezenformasyon yasam geliyor. Ve ben de diyor artık yavaş yavaş kamu oyunu, kamu düzeni neyse, kamu düzeni falan filan gibi böyle bu kelimelerle, kamu düzenine hedef falan, her tür dezenformasyon falan gibi kelimelerle sizi buna ısındırıyorum. Eğer bu yasadan sonra herhangi bir e, yangın söz konusu olursa Özür dilerim bir problem oldu zannettim e, yayında. Eğer bu yasadan sonra herhangi bir yangında yangın bölgesinden vesaire bir feryat figen bir şey yükselirse işte o zaman bunu yapanın vay haline diyor iletişim başkanlığı attığı tweet'le Uğur Yücel değil bu. Uğur Yücel'in fan hesabı veya işte parodi hesabı ama mesela böyle bir tweet atarsanız gitti. Terör örgütü PKK yangını çıkarıyor olabilir. Peki yanan yeri tekrar ağaçlandırmak yerine otel diken hangi terör örgütü demiş. Şimdi bunu attığınızda gitti. Yani gittiniz bu tweet'i Uğur Yücel'in atmadığı belli ama onun adına kim yönetiyorsa bu hesabı gitti okkanın altına. Eskiler öyle derlerdi. Ha o arada CHP'de üçün biri yani üç genel başka, grup başkan vekilinden biri olan Engin Öz, Özkoç. Biri Engin Altay öbürü de Özgür Özel galiba. Yani neye yaradıklarını gerçekten bilmiyorum. Daha evvel çokça eleştirdim. Şimdi üzerinde durmayacağım tekrar. CHP'den soğutma grup başkan vekilleri falan. Ana muhalefetten soğutma. E, iktidar oyunu nasıl oynadır? Falan muhalefetçilik nasıl yapılır iktidarın canını sıkmayan alanlarda falan grubunda değerlendirilebilecek isimler. Neyse. Basın kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM genel kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu, Allah Allah, üzerinde parti gruplarının daha fazla aa, müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir. Aman bak. Girişimlerimiz sonucu ertelettik yasayı. Üzerinde parti grupları müzakere edecek. Yani değiştireceğiz bunu falan. Sevsinler. Bu tweet'i bir hafta sonra bu yasa geçtikten sonra tekrar ekrana getireceğim ve tüküreceğim. O arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bölgeye inişi engellendi engellenmedi yok uçuş yoğunluğu vardı yoktu gibi bir şey var. Altan Sancar daha sonra CHP'den aldığı bilgiyle yok böyle bir şey doğru değilmiş falan filan dedi ama önemli değil. Şimdi bir bölgeye gitmiş Kemal Kılıçdaroğlu dolaşıyor yangın bölgesine de gidecek. Bunu iki noktada bakmak gerekiyor. Bir Kemal Kılıçdaroğlu meydanlarda. Belli ki artık e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu yavaş yavaş hazırlıyorlar. İki yani e, her afet bölgesine yangın bölgesine e, iktidar muhalefet neyse. Sorumlusu olan kişiler belki gidebilir çalışmaları koordine etmek anlamında falan. Bakana falan bile gerek yoktur da gitmeye gerek yoktur yani. Gerçekten yoktur. Çünkü ben çok afet e, takip ettim. Bu tarz sel, deprem, aklınıza ne gelirse yangın. Oraya bir yetkili geldiğinde Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Bakanlar çalışmalar aksıyor yahu. Gördüm bu gözler neler gördü yani. E, ta Süleyman Demirel, Ecevit, Mesut Yılmaz, Çiller döneminden bu tarafa. Yani bunu terk etmemiz lazım bizim yani o e, bir muhalefet liderinin bir devlet bakanının bir devlet yetkilisini falan oraya gitmesi hatta valinin falan bile oraya gitmesinin çalışmaları e, koordineye falan ne katkısı vardır bilmiyorum. Eğer siz bir işin antrenmanını yapmışsanız e, o konuda geriye doğru bir deneyiminiz varsa o işini bilen insanlar kendi koordinasyonları içerisinde yürütürler yani gerek yok. Ek bütçe isteyeceğine şükretseydin ya diyor Sefer Selvi. Cumhurbaşkanı ek bütçe istemiş ve kendi maaşına da zam yapmış haberleri var. Ben Cumhurbaşkanı'nın kendi maaşına zam yapma haberlerini çok fazla eleştirmem. Yakından takip edenler bilirler. Neden? Şundan dolayı e, Tayyip Erdoğan para harcamıyor. Ne zamandır para harcamıyor? E, yani her şeyi devletten yiyen bir adam en az 20 yıldır böyle hatta daha da fazla vardır. Devletten yemeden önce de iş adamlarından falan yiyordu. Mesela çocukları Remzi Gür'ün bursuyla Amerika'da okuyordu falan. Neyse oralara girmeyelim. Tayyip Erdoğan cebinden bir para harcıyor, market alışverişi yapıyor. Ee, cebinden bir yere bir şey veriyor değil. Ee, şahsi serveti de orada aldığı maaşla falan falan filan alakalı değil. Milyarlarca dolar serveti var ve bu belli muhtemetler belli kasalar aracılığıyla yönetiliyor. Orada Cumhurbaşkanlığı maaşına yapılan zammı ben şöyle okurum. Eleştirmem derken onu kastediyorum Şöyle okurum o maaş zammı Semra Özel'e yapılan maaş zammıdır. O maaş zammı işte ne bileyim Ahmet Necdet Sezer'e yapılan maaş zammıdır falan gibi. Çünkü aşağı doğru o etkilenir ve o... İşten ekmek yiyenler e, farklıdırlar. Daha evvel bu göreve gelmiş. Onların dul ve yetimleri falan söz konusuysa. Onlar sürekli böyle aşındırırlar Cumhurbaşkanlığına maaşımız yetmiyor falan filan vesaire diye. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının maaşı artar ki onlarınki de onların maaşı da kademeli olarak artsın falan. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Ortalık böyle yangın yeriyken ne gerek var? Doğru. Kendine yaptığın oranda millete de yapıyor musun? Doğru. Bakın e, İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde. Bundan yani bir ay 2 ay önce yaptığımız verdiğimiz grafiklerde 30 yılın zirvesinde diyorduk. Yani 1992 rakamlarını yakalamıştı. Şimdi 1982 rakamlarını yakaladı. Ve bu gidişle 40 yılın zirvesinde 50 yılın 60 yılın 70 yılın zirvesinde diye olay yürüyecek. 9.1 Türkiye'deki aylık enflasyon yalnız onu da söyleyeyim. E, haliyle bu enflasyonu alıp da bak dünyanın her yeri pahalandı arkadaş bizde de normaldir falan demenin bir manası yok. İnsanlar da böyle protesto ediyorlar. İngiltere'nin ardından Belçika'da geçim krizi eyleminde meydanlar dolmuş taşmış. Acaba sizin ülkenizde geçim krizi eylemi yapılabiliyor mu? Moskova doğalgazı gazı kıstı. AB stokları risk altında. Bir başka haber Dünya gazetesinden küçücük. E, kış geliyor. Asıl Ekim'den Kasım'dan sonra tufan. Şimdi seçimede yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Orada Baltık Denizi'nde sular ısındı. Kaliningrad diye Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bir e, şeysi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aldığı. Kimse de çok fazla bilmez. Rusya topraklarıdır bu. Rusya ile arasında e, Litvanya ve Belarus var. Belarus'tan geçiyor trenler ama e, Litvanya'da takılıyor. Litvanya'da AB yaptırımları çerçevesinde e, trenlerin... E, Ticaret trenlerinin neyse... ...mal, eşya taşıyan trenlerin geçişine izin vermiyor. Bundan dolayı bir kriz var. Bakalım iş nereye gidecek? Tabii deniz üzerinden Kaliningrad'a... ...mal sevkiyatı yapabilir Ruslar ama... ...tren daha ekonomik duruyor. O arada Rusya demişken... ...Gümüşhane'ye Rus yapımı bir İHA düşmüş. drone. Enteresan. Gümüşhane'nin Kürt'ün ilçesinde bir Rus dronunun... ...ne işi var falan diyorsunuz. Komplo teorisyenlerine bol... E, ...ne bileyim ya yani ma malzeme. Yani bolca buradan bir komplo üretebilirler. Komplo teorisyenleri öyle söyleyeyim. Rus gazeteci Nobel'ini sattı Ukraynalı çocuklar için e, 2021 yılında Nobel Barış Ödülü ödülü kazanmıştı. 103.5 milyon dolara sattı Nobel ödülünü rekor bir e, açık artırma sonunda gerçekten bravo. O arada bu gazetecinin Rus kimlikli olması Ukraynalı çocuklar için bu açık artırmanın yapılması falan hepsi her anlamda anlamlı bir iş. Turhan Bozkurt paylaşmış. Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Liechtenstein, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Yunanistan. Ah ben yoruldum. Polonya vatandaşları kimlikle Türkiye'ye giriş yapabilecek. Norveç'i geçen hafta konuşmuştuk. Bu ülkelerde eklendi. Gene e, Sırbistan'da var yalnız Sırbistan'da karşılıklı kimlikle gidebilecek Türkiye vatandaşları. Fakat bu ülkeler hepsi Schengen ülkesi olduğu için, hepsi Avrupa Birliği üyesi olduğu için bakıyorum eksik var mı yok hepsi Avrupa Birliği üyesi bu ülkelerden bir Fransız bir Hollandalı bir İspanyol bir İsviçreli elini kolunu sallayarak kimliğiyle pasaport da değil Türkiye'ye giriş yapacak ama senin vatandaşın Schengen almak zorunda ebay Türkiye'den temiz çıkışı sattı geçti şey seçti gitti gidiyoruz satmış şey gitti gidiyoru kapatmış yani satabilirdi, devredebilirdi. Hiçbirisini tercih etmiyor ve eBay ki uluslararası bir alışveriş sitesi Türkiye'den temiz çıkışı seçti ve sattı diyor. Spekülasyonları önlemek için falan. Bunlar büyük kayıplar. Büyük değerler. Yani dünya Amazon ve eBay üzerinden ticaretle dönerken bugün eBay veya Amazon üzerinden verdiğiniz Türkiye'den bir siparişin Avrupa'da herhangi bir ülkeye gitmemesi veya bu konuda efektif bir ticaret yapılmaması da Türkiye'nin ayıbı. Ama Türkiye kapalı bir ülkedir. Kapanıyor derken oraya da atıfta bulunalım kapalı bir ülkedir gizli komünist bir ülkedir bir eski demir perde alışkanlıklarıyla yönetilen bir ülkedir o kafayla o kafada hala önümüzdeki geçtiğimiz yüzyıla imzayı attı imzasını attı mührünü vurdu önümüzdeki yüzyıla da mührünü vurma derdinde bu girişle İpsala Kapıkule İpsala Kapıkule gençler cezaevinden kendini da. MarkaFoni de sessizce kayboldu diyor. Gitti gidiyorun kapanması akıllara MarkaFoni.com örneğini getirdi. MarkaFoni.com'un son sahibi Güney Afrika merkezli Naspers Group benzeri bir son yaşamıştı diyor. Sri Lanka bu arada ekonomik çöküşü ilan etmiş ee, başbakan. Döviz krizi kıtlığa neden oldu. Başbakan ekonominin çöktüğünü, petro, petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurdu diyor haber. Artık gıda kuyrukları e, başlamış. Bundan önceki yayında Ali Babacan'ın mühim açıklamasını 2 iki, iki buçuk dakika ekrana getirmiştim hatırlarsanız. Ne diyordu babacan? Şunu söylüyordu. Cebinizdeki paranızla dahi, cebinizde paranız olsa dahi temel ihtiyaç maddelerini karşılayamayacaksınız. Öyle bir süreç geliyor. Paran var, çay alamıyorsun. Paran var, un alamıyorsun. Paran var, yumurta bulamıyorsun. Paran var, akar yakıt yok. Ya da sadece yarım depo benzine veya mazota izin veriyorlar veya işte 20 litre, 30 litre neyse. Ya da işte kuyruklar var. Tanker ne zaman istasyona yanaşırsa. Kemal Uçar avukat paylaşmış e, Shell'den aldığı e, mazot silipini. Twitter'dan paylaştığı için ekrana getiriyorum. 68 litre mazot almış. Arabasının deposu 2048 TL'ye dolmuş. 2048 TL'ye dolmuş aracının deposu 68 litre mazot asgari ücretin tam yarısı. Yani bir asgari ücretli aracını iki kere dolduruyor da diyebilirsiniz. Geçelim 90'lar hiç bitmedi yeni yaşamın manşetiydi. Cizre 1992 Başkale 2022 bir vatandaşı gözaltına almaya gidiyorlar ama işte görüntülerini seyretmişsinizdir. Ben de paylaştım Twitter'da havaya ateş açmalar, şov yapmalar, çocuklar korkuyor, kadınlar çığlık atıyor, darp var, Şov yapma var, halay çekmiş komutan, e, alkış yapmış, ıslık çalmış. Evet, manzara hiç değişmedi. Allah belalarını versin. Başka da bir şey demiyorum yani. Hukuk, İki cinayet vakası, iki farklı karar diyerek korkma, e, korkusuz gazetesi çok güzel görmüş. Birinci haber ki artık ülke gündeminde ki muhtemelen e, Pınar Gültekin'in e, katili. 13-14 yıl yatarak çıkamayacak. O ceza bir biçimde düzeltilecek. aldığı ceza ve yatarı ortaya çıktığında bir kadını hunarca katledip bir varile koyup 183 boyundaymış üstelik Pınar Gültekin uzun boylu bir kadını bir varile koyup üzerine beton döküp yakıp neyse ki yaşıyormuş o saat o dakikalarda adli tıp raporuyla sabit falan böyle bir şey. Ağır tahrik indirimi alıyor falan cezaevine koyacaklar 13-14 sene sonra çıkacak çok şey var yani bununla ilgili yani işte kadın o yolun yolcusu işte efendim kadınlar karşısında erkeklerin kayırılması geriye doğru batıda da bunun çok örnekleri var. Fakat bu işin tersine dönmesi lazım ikinci karar emsal bir karar adeta dövdü bıçakla vahşice öldürdü indirimsiz ceza aldı ağırlaştırılmış müebbet doğrusu bu. Bakın işte katil içinde pınarı yaktığı bu varili sonra betonla doldurmuştu diyor. E, haberde bu e, fotoğrafı Hürriyet'ten kestim. E, göstereyim yani ezbere konuşmuyoruz. Yine Pınar Gültekin'in annesi hakkında da e, katile hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmış. Kadın 4 yıla e, yakın işte 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Böyle de acayip Türkiye hukuku sistemi. Evet. Oluyor. Fakat şu da var. Şey oluyor. Yani Kamuoyunda yüksek sesle bu işe itiraz edilince önce hükümet, adli ve karizmalar falan da tekrar onun düzeltme yoluna falan gidiyorlar. O açıdan sosyal ağlar önemli. Türkiye kapanıyor diyoruz ama bu konularda ses çıkarılması, ses verilmesi önemli. Şimdi askeri öğrenciler tahliye oldu. Daha doğrusu harbiye öğrencileri tahliye oldu. Bir sevinç de oldu. Niye içeride yattılar 5-6 yıldır? Onlar emir kuluydu, yaşları bile tutmuyordu, 18'in altındaydı. Çocuktular ve emir kulu bir otobüse doldurulular ve işte belli yerlere götürüldüler filan falan. Ne darbeciler ne darbeyi organize etmişler, sadece komutanların emrini emrine uymuş insanlar, silah da taşımayan çocuklar ve herhangi birine herhangi bir zarar da vermemiş insanlar. Neyse, onların tahliyesi sevindirdi ama operasyonlar devam ediyor. Bu haberi sabah gazetesinden kestim. Hala o gün yani 15 Temmuz'da yaşı tutmayan ee, ancak bugün yaşı tuttuğu için e, gözaltına alıp tutuklanan çocuklar var. 16'sı darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olan şüphelerin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı operasyon diyor. Yani e, 15 Temmuz 2016'da bundan 6 sene önce e, 13, 14, 15, 16 yaşında olanlar şimdi yaşı tuttu tuttukça alınıyor. Yani bir yandan bir birileri bırakılırken arka kapıdan da cezaevleri başkalarıyla dolduruluyor. Evet Melek Çetin Kaya çok mutlu. İçerideki evlatlarımın hepsini alana kadar mücadeleye devam edeceğim diyor. Biz de onun mutluluğunu paylaşıyoruz. Çünkü adeta bu Harbiyeli Öğrenciler, Askeri Öğrenciler konusunun sembol ismi oldu Melek Çetin Kaya. E açık ara önde e bu hakkı savunan, e bu çocukların hakkını müdafaa eden, e polis de yakabaşı olan, hatta ce e cezaevine atılan bir sürede cezaevinde yatan bir kadın, el öpülesi bir anne, oğlu Furkan'ına kavuştu. Yine onlardan biri Nurcan Şener, tam 6 yıldır bu anı bekliyordum, çok şükür demiş o da oğluyla hasret gideriyor. Evet, bütün gençlerin olduğu gibi bu gençlerde ne düşünüyor bilmiyorum. Fakat kısa orta vadede çok fazla bir şey olacağı yok. İpsala kapı diyorum. Bakın nasıl olmasın ki? Şimdi bu üç kız Bunlar da harbiyeli. E, Kemal Uçar bir tweet atmış. Bunlar da masum tahliye edin vesaire diyor. E, bir tanesi de ya onlar soru çalarak geldiler oraya diyor. Şimdi öyle bir ezbere inandırdılar ki e, kamuoyunu. Özellikle KHK'lıları yani KHK meselesini yedirmek için. E, bunların bu kabuda iş tutan, kamudan atılan herkes oraya e, soruları çalarak geldi hiçbiri oraya hak etmiyor dolayısıyla KHK'ların kaldırılması, KHK'ların iptal edilmesi falan filan falan olamaz. Çünkü onlar oraya haksız yere gelmişlerdi, kayırmayla gelmişlerdi, hırsızlıkla gelmişlerdi. Dolayısıyla şeylerini buldular, cezalarını buldular. Bir daha da onları tekrar görevlerine iade etmeyin falan gibi bir şey dönüyor. Fakat ya arkadaş Kemal Uçar çok güzel söylemiş. Daha konuyu bilmiyorsun salak salak konuşuyorsun. Kız öğrenciler üniversite puanıyla harp okuluna giriyorlar demiş. Aynen öyle. KPSS ile şunla bunla falan filan değil. Pek çoğu da böyle. Sonra da bu hesap Metin Feyzoğlu'nun takip ettiği hesap çıkınca Acun Acınkara'da i̇yi, iyi ki söylediniz. Metin Feyzoğlu'nu hala takip ettiğimi fark ettim. Sayenizde şimdi çıktım. Metin Feyzoğlu'su öbürü bu beriki bütün bir mahalle e, AKP mahallesi değil. Akıbe mahallesi değil. İşte dedim ya geçtiğimiz asırda mührünü vuran ve önümüzdeki asıra da aynı mührü vurmaya çalışan zihniyet bir nesli hatta iki nesli bu şekilde biçerek üzerine bir şey koyma derdinde. Evet. Buna böyle bakın. Böyle bakarsanız doğru okursunuz. Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrinde şerh düşen ve Maraş'a sürülen hakim Nimet Demir sözcüye konuşmuş. Benim tayinim yargıyı hizaya getirme tayinidir. A be Nimet Demir. Yani yargı hizada değildi. Senin tayininle yargı hizaya sokuldu öyle mi? Neyse dönelim. Haziran ayının başta da söylemiştim. Bir iki gelişmesi varsa biri de budur diye. Bu kalemun göktaş diye sabahın birinci sayfasında gayet büyük bir haberle Levent Göktaş'ın firar etmesi işlendi bugün ne olduysa ve e, görüntülerle e, bu desteklenmiş. Hablebitoğlu suikasti planlayıcısı Levent Göktaş'ın hemen de hükmü vermişler. Firar görüntülerine sabah ulaştı. 13 günde 5 ev ve sık sık kılık değiştiren Levent Göktaş aranıyor. İsterlerse böyle takip ediyorlar işte. Burada da e, kaçış görüntüleri iç, iç sayfada. Operasyon sabaha evinden çıkarken Antalya'da işbirlikçileriyle saklandığı ev, Antalya'da baskın yapılan evden çıkıp sokaklarda gezerken filan falan Adım adım takip etmişler. Polis isterse işini yapıyor. Fakat bu işte başka bir yere gidiyor. Bakalım nereye gidecek? Bana göre Hablemitoğlu soruşturmasında açılan yeni sayfa Haziran ayının önemli gelişmesiydi. Ee, yine aynı şekilde Fikret Emek daha önce ev hapsine çıkarılmıştı. Şimdi itirazla tekrar tutuklanmış Emek e, eski binbaşı deniyor emekli binbaşı mı eski binbaşı mı bilmiyorum. Fikret Emek. Evet. Dolayısıyla tutuklu şüpheli sayısı dosyada 5'e yükselmiş durumda. Tarkan Mumcuoğlu da daha önce tetikçi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Levent Göktaş hepsi devletin belli mekanizmalarıyla istibaratı, derin yapıları, özel harekatı, neresi derseniz irtibatlı isimler, sıradan isimler değil. Haliyle şu son birkaç hafta içerisinde gerçekten önemli gelişmeler yaşıyor yaşanıyor, takipçisi olacağız. O arada Süleyman Soylu Hürriyet'e özel e, haber vermiş. E, beni izlemiş e, İBB İstanbul Büyükşehir beni izlemiş bir kişi işten at, e, beni izlemiş bir kişi işten attılar diyor. Çalışma ofisi olarak kullandığım Balat'taki Deniz Polis Karakolunu izlemişler filan falan. falan. Evet. Yani buna da şunu hatırlatmak gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nu izleyen kimdi? O büyük elçiyle yediği yemeğin e, görüntülerini medyayla paylaşan, medyaya servis eden. Yani çok iyi bildiğiniz bir iş. izlemek, takip etmek, dinlemek. Evet Süleyman Soylu. Bunun da kokusu çıkar yakından ama Süleyman Soylu önce şunun hesabını vermeli. 122 bin Suriyeli nerede diye soruyor ve kendisi demiş yani 122 bin Suriyeli 2 yıldır yok aradık taradık bulamadık. Ya arkadaş 5 değil 10 değil 50 değil 100 değil 122 bin. Ve şecaat arz ederken sirkatin söyler yani bu bir Kendisi söylemeden böyle bir şey ortaya çıksa bu işin sorumlusunun o makamda oturmaması icap eder. Yani kendi skandalını açık ediyor yani. Nerede? Aradık taradık bulamadık. O arada sessiz sedasız bir şey oldu. Ve Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzatıldı. Ee, AKP'nin meclise sunduğu. Bedelli askerlik düzenlemesinden Genelkurmay sürprizi çıktı diyor. Yani böyle enteresan bir şey. Bedelli askerlikle ilgili bir şey geçirecekler. Arada Genelkurmay başkanının yaş ile ilgili de bir madde var. Neymiş efendim 67 olan yaş sınırı 72'ye çıkarılmış ve böylelikle Eylül 2020'de emekliye ayrılması beklenen Orgeneral Yaşar Güler'in 5 yıl daha görev yapmasının önü açılmış. Adam mı yok? Adam yok ve Yaşar Güler belli ki taşıdığı sırlarla 5 yıl daha e, görev yapacak ya da 5 yıla kadar daha görev yapacak adam yok. Alttan gelecek ve onunla devam edecek adam yok. Bir diğer yönü de Yaşar, Yaşar Güler Hulusi Akar'a ve sisteme kul köle oldu. E, saray açısından da Hulusi Akar açısından da problem yok. Elverişli bir genelkurmay başkanı. Zaten çoğu vatandaş da bilmez genelkurmay başkanı kim diye sorun hala Hulusi Akar derler. Neyse e, tuhaf tuhaf olduğu kadar enteresan ve tuhaf ol, e, enteresan olduğu kadar da kişiye özel bir düzenleme. Ne zaman devlet olursunuz? Kişiye özel düzenleme yapmadığınız zaman devlet olursunuz. Bir kişiye özel de, düzenleme daha sessiz sedasız 15 Temmuz kararı. Bir de bunu şöyle okuyun. Bu kararla bu işin başındakiler yani 15 Temmuz'la dizayn edilen devletin tutmuş olanlar bir yere gitme niyetinde değiller. Erdoğan'ı, Hulusi Akar'ı, Hakan Fidan'ı şeyi işte Yaşar Güler'i bir yere gitme niyetlerinde değiller. Adamın görevi süresini 5 yıl daha uzatmışlar. Adam 5 yıl daha devam edecek. Ya da 5 yıla kadar daha devam etme hakkı var. Sen yani seçim geliyor iktidar değişiyor diye havaya giriyorsun ama biz buraları tuttuk ve 5 yıl daha buradayız diyor. Bir yönüyle de böyle okumak lazım. Yeni bir söz, çözüm süreci mi başlatılıyor sorusunu eee Abdülkadir Selvi saray kalemi yalanlamış. Şöyle yalanlıyor. Pervin Buldan'ın tespitine katılıyorum diyor. Yani Pervin Buldan demiş ki bugünlerde yeni bir şey konuşuluyor. Yeni bir çözüm süreci var mı yok mu diye. Ee, herkes kulislerde bir laf attı ortaya. Laf atanların da ortada ne çözüm süreci olduğuna dair belgeleri ne de izlenimleri var. Bu lafların içi boş demiş Pervin Buldan. Tespitine katılıyorum diyerek <laughs> Abdülkadir Selvi çözüm süreci müreci yok. HDP doğru analiz etmiş Demeye getirmiş. O arada Nuray Babacan haberi önemli hürriyetten seçimlerde 14 Mayıs planı ee, seçimlerin yani bu ekonomik koşullarda iktidarın e, oylarını değiştiremeyeceği veya birinci ikinci turda seçimi kendi lehine değiştiremeyeceği parlamentoyu zaten kaybetmiş göründüğü falan gibi değerlendirmeler yapılıyor. Ekim Kasım gibi seçim olur görüşü var hala da var. Ben olmaz demiyorum ama e, iktidar süreyi sonuna kadar kullanır içeride ve dışarıda değişecek dengeleri kovalamaya bakar. İşte bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi geldi sarayda karşılandı falan filan görmüşsünüzdür. Neyse e, zaman yani iktidarın bir oyun planında her zaman bu tür konularda zamanı sonuna kadar kullanıp olası gelişmelerden acaba e, nasıl yararlanırım? burada da benzer bir taktiği güdeceği ve 18 Haziran'da yani seçim normal tarihi 18 Haziran 2023'te yapılması lazım en geç. Ondan 2 ay evvel bir erken seçim kararı alınarak 14 Mayıs'ta yapılacağı. Dolayısıyla sınavlara falan da denk gelsin istenmiyor. Yaz aylarına denk gelsin istenmiyor. 14 Mayıs'ta Demokrat Parti'nin iktidara geldiği tarih olarak bir simge tarih olarak seçiliyor falan gibi bir görüş var. Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmayacak mı sorusuna Abdülkadir Selvi cevap vermiş. Diyor ki böyle bir şey yok. Erdoğan aday olmazsa diye yapılmış bir B planı yok. C planı da yok. Hatta alfabenin 29 harfini de saysanız Erdoğan'sız bir formül yok demiş. Eğer Abdülkadir Selvi öyle yazdı diye söylemiyorum. Baştan beri söylediğimi biliyorsunuz. Erdoğan'ın dışında bir aday yok olması da mümkün değil. Erdoğan bir kere daha söyleyeyim. Bütün motor kabiliyetlerini yitirse bütün fiziki kabiliyetlerini yitirse, sadece kirpikleriyle, göz kapaklarıyla konuşuyor veya iletişim kuruyor olsa dahi, bu ülkeyi yönetmek et, ister ve iktidarı devretmeyi düşünmez. O arada, mühim bir kulis bilgisi paylaşacağım. Mühim bir kulis bilgisi derken, esasen bir açıklamanın kodlarına bakacağız. Gaye Usluer, bir akademisyen ve CHP'den ayrılıp yanılmıyorsam Memleket Partisi'ne geçti. Muharrem İnce ile siyaset yapmaya başladı kuruluşundan itibaren. Fakat Memleket Partisi'nde bir istifa furyası yaşandı ve bu istifa edenler arasında Gaye Uslar'ın Usler'in ismi e, öne çıkan bir isim oldu. Sonra da böyle bir açıklama yayımladı Twitter hesabından kamuoyunun dikkatine diye. E, yol arkadaşlarıma teşekkürler. Aydınlık bir Türkiye filan falan. Fakat bu açıklamada bir satır var ki dikkat çekici. O da şu. Sarı ile işaretlediğim satır. Yani alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece... ...isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem demiş. Buradan e, kastettiğinin m, farklı bir ittifaka memleket partisinin Zafer Partisi ile... ...veya işte o benzer düşüncedeki partilerle işte Ümit Özdağ, Muharrem İnce vs. birileri daha yan yana... ...farklı bir ittifaka yelken açıyor olması... E, Gaye Usluer'i belli ki rahatsız etmiş ve e, böyle bir üçüncü dördüncü ittifaka karşıyım haliyle bir e, çatı e, olsun falan gibi bir düşünce e, hissediliyor attığı mesajda tam olarak açmamış ama mesajındaki istifa mesajındaki bu satır önemli belli ki memleket partisi bir yere doğru savruluyor o savrulan yerde ben de olmak istemedim diyor savrulduğu yerde Ümit Özdağ'ın ligi. Başbakan adayıyım geri dönüşü olmaz demiş Meral Akşener. Bu çerçevede de bir şeyler söyleyelim. Erdoğan şimdiden kaybetti eriyor günden güne eriyor ve bu erimeyi durduramazsa sonbaharda bir seçime gitmez ve seçimi olabildiğince öteler. Ekonomi ne kadar kötüye giderse gitsin olacak bir gelişmenin bir savaş gelişmesi olabilir bir ekonomik destek olabilir şu olabilir bu olabilir kendi ekmeğine yağ sürdüğünü süreceğini düşünüp gittiği yere kadar götüreyim diye düşünebilir. Seçim erteleme ihtimalleri de var. Böyle bir ihtimal de hesaba katabilir. Her neyse. Fakat başbakan adayını adayım geri dönüşü olmaz da elbette muhalefet, muhalefetin de el armut toplamıyor. Bunu yavaş yavaş da görüyoruz. Görülen şey şu. Bu mesajın altında ve bir takım kulis bilgilerini de ulaştığım kulis bilgileri de alt alta sıralayarak size anlatayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağı ve Meral Akşener'in de onun yardımcısı olarak e, lanse edileceği ve yeni parlamenter dönemin ya da daha sonra geçilecek güçlendirilmiş parlamenter dönemin başbakanı, icracı başbakan olacağı, işte Kılıçdaroğlu'nda sembolik bir cumhurbaşkanlığı mevkinde tutulacağı e, filan gibi bir geçiş dönemi e, anlaşmasının yapıldığı anlaşılıyor. E, haliyle e, görülen o ki Meral Akşener'in desteği ve onayıyla belki de onun açıklamasıyla onun telaffuz etmesiyle Kılıçdaroğlu'nun adayla açıklanacak ve Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte el ele bir kampanya yapacaklar. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Akşener de onun yardımcısı ve hemen sonraki dönemin ne bileyim icracı başbakanı olarak bu dönemin taşları düşünüyor, döşeliyor ve muhtemelen önümüzdeki aylarda da bununla ilgili yeni hamleleri göreceğiz. Temmuz ayı Muhtemelen en geç Ağustos, İttifakın adayı iyice artık gün yüzüne çıkmış olabilir. Açıklamak için seçim kararını bekliyoruz diyorlar. Belli ki o prensip karara uyacaklar. Seçim kararı alınmadıkça iktidar ne kadar kışkırtırsa kışkırtsın şeyi açıklamayacaklar. Cumhurbaşkanı adayını açıklamayacaklar. Öyle görülüyor efendim. Diyoruz ve bir yayın daha böyle noktalıyoruz. Biraz uzunca bir yayın oldu ama... Neticede konuşulması gereken konuları toparladığımı toparlayabildiğimi düşünüyorum. Cuma günü tekrar buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.